Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir bakıcı takımımız var. Altına yumurtaları kaydırdım. Şu an altına 4 tane dolu yumurta var. Şov yavrusu baktırıyorum Allah'ın izni ederse. Dişimiz zaten geçen seneden kendi albino dişimiz erkeği ölmüştü. Ve o erkeğimizle eş yaptık. Şu an yavrulara bakıyorlar. Oğluşumuzun dişisini dinlemeye aldık. Birazcık dinlensin. Çalıştıracağız 15 gün sonra. Oğluşumuz burada takılıyor. Kemişimiz yeme atladı. Dalları falan attık kendisine gelsin diye. Bir 10 günü var işte. Zaten bunu biliyorsunuz, babası değil de yani bakıcı olarak babasının altına koymuştuk baksın diye. Yavru bakmayı öğrensin diye. Şilesin oğlu kendisi. Ümit Reis'ten gelen bakıcılarımız var burada. Şöyle yapayım çıktı. Evet, bunların altında dolu yumurtalarımız var. Şöyle göstereyim kendilerini. Allah nasıl ederse bol bol yavru alacağız inşallah. Edward Reis şu an yavruya bakıyor. Yavruları göstermeyeyim. Yavrular çok küçük arkadaşlar. Nazar değmesin diye göstermiyorum. Bilginiz olsun. Yani altından gelen yavrular. Kendi yavruları değil. Lasik bir erkeğimiz vardı biliyorsunuz. Lasik erkeği gönderince otomatik ben zaten yavruları Edward'a kaydırdım. Edward da maşallah var aslan oğlum. İyi bakıyor. Dişi zaten bundan sonra dinlenmeye geçecek. Oluşumuzun dişisi dinlenmeye aldık. Hem oğlumuz da tüydeydi. Bu ara tüyünü çıkarıp 15-20 gün kendine gelmiş olur. Baybars babamızın yumurtalarını kaydırdık. O da ağır tüylü arkadaşlar. Tüy tumarı yaptım kendisine. Zaten sırtının alt kısmı böyle kalça kısmına bakarsanız oradaki tüyler az. Kendisine bir tüy tumarı yaptım. Yumurtalarını kaydırdım bakıcılarımıza. Burada namıdeğer Sezar baba var. Sezar babanın yavrusunu da göstereceğim birazdan. Şöyle yavrular büyüdü. Daha yeme düşmediler ama bir 10 günleri daha var. Allah nasıl ederse. Napolyon Reis'in yavrularını kaydırdım. Yoruldular arkadaşlar. 3. az çünkü hayvan dinlenmedi hiç. Bunun yavrularını da kaydırdım. Allah nasip ederse bununkilerde bakacaklar. Orada küçük bir şamata çıkıyor. Şurada Şahin baba. Bunun da eşisini kaydırdım. Bu da dinlenmeye geçti dişisi. Kuşlarımız şu an dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar. 3. ağzı hazırlıyoruz kimisini. Maalesef ki Jilet babanın dişisi öldü biliyorsunuz. Yeni getirmiştim. Yani adamın hayatta şansı yok arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir oluşumu da kameraları oynuyor. Görüyorsunuz kendisini. Jilet Reis zaten tüy tumarı yaptım. O da tüydeydi, ağır tüydeydi hem de. Bir tüy tumarı yaptım kendisine. Kendisini toplasın diye. Oğlumuz da tüyle. Benim dişisini de dinlenmeye aldım. Nasipse bundan 3. ağızda güzel yavrular alacağız. Maalesef bir tane yavrumuz öldü içeride isten. Oluyor arkadaşlar böyle. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Çok küçüktü, öldü. Zaten sağlık tohumu verdim. Görüyorsunuz yuvalıkları. Bu aslan partisi Zafer abiden geldi. Biraz ürkek, daha yerine alışamadı. Görüyorsunuz zaten hayvan çok ürkek. Nasipse bundan da inşallah bu sezon bir ağız yavru almaya çalışacağız. Buradan da Zafer abiye selam olsun. Sonra kızımız burada. Altında şu an 3 tane yavru var. Birazcık pasaklı, biraz daha yavrular büyüsün. Yavruları göstereceğim bir dahaki videoda. Nasipse bir dahaki videoda inşallah yavruları göstereceğim. Birazcık pasaklama ağzı, bunu görüyorsunuz. Çok kusmaktan oluyor. Sonra Carlos baba burada yatıyor. Carlos'cum senin yumurtan yok, sen niye yatıyorsun canım? Çık bakayım buradan, çık bakayım buradan. Utanmaz lan, çık. Carlos baba çıktı yuvadan. Ya Carlos babanın vasfını isteyen varsa Carlos babayı gönderebilirim arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Bunu alacak arkadaşlar bu arada sulu çalışması lazım. Diğer türlü olmuyor. Kendi çiftliği şey ama siz gene sulu yapmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Michael Reis. Bir tavuğu ölen yavrunun anne babası. Baba zaten Texas babayı görüyorsunuz. Dişi boğazdan sonra dinlenmeye geçecek. Parçalı oğluzumuzu bu arada iki tane yumurtası geldi. Bakalım inşallah yumurtalar doldurursa Allah nasip ederse güzel işler olacak. Görüyorsunuz dişi yatıyor zaten. Oğluşumuzun dişisini de dinlenmeye aldım. Malum o da artık dinlensin, biraz kendine gelsin. Kafayı mafayı görüyorsunuz, o da tüyde. Yani hayvanlar hep tüyde arkadaşlar. Dinlenmeye aldım bunu da. Biraz dinlensin, kendine gelsin inşallah. Sonracıma bu oğlumuzun yumurtalarını kaydırdım. Zafer abinin hediyesi bu. Dişi şu an gene yumurtlayacak inşallah. Yuvaya giriyor, çıkıyor, devam ediyor. Diğer oğluşumuz burada, altında yumurtaları var. Nasipse yumurtaları büyüttükten sonra bu dişiyle dinlenmeye geçecek. İki de sırdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim yani. Sonracıma. Bu aslan parçası dişi yumurtlattı. Bakalım dişi yumurtayı dolduracak mı doldurmayacak mı bilmiyorum. Ama doldurursa çok güzel olacak yani.
Sonra bu Jumbo takımımız altında zaten o 12 numaralı yumurtalar var biliyorsunuz. Kayalı'nın dediğim. Bu oğlumuz da bu kızımız burada. Güzel bir aşk yaşıyorlar zaten kendileri. Şöyle Sezer babanın oğlusunu göstereyim. Şu elinde ama şu kafaya bakın. Ben ilk duyum ben arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bu maşallah eksik etmeyin lütfen. Hayvan daha ilk tüyünde. Arkadaşı Baybat babanın oğlu. Daha ilk tüyünde. Oyun oynamayı seviyorlar. Görüyorsunuz onları. Top aldım. Yavaş yavaş yavrularımız da seneye hazırlanacak inşallah. Sonra cuma. Dişilerimizi zaten görüyorsunuz. Burası bir kalabalıklaşmış arkadaşlar fark ettiyseniz. Zaten dişileri dinlenmeye aldık. Şu ortadaki yeşil zaten tabii ki de Baybars babanın dişisiydi. Bu dişiyi arkadaşlar bu sefer Jilet Reis'e vurmayı düşünüyorum. Akıcılığı mükemmel, muazzam hatta. Mükemmel de geçtim, muazzam. Yani ortadaki şu yukarıdaki dişiyi görüyorsunuz. O dişiyi vereceğim arkadaşlar. Bakalım aklımda bir rakam var anlaşırsak o dişiyi de vereceğim. En soldakini de zaten görüyorsunuz o tosun gibi. Kıçını görüyorsunuz zaten o da yumurtlamak istiyordu. Ayırdım onu, dinlenmeye aldım. Hayvan dinlensin arkadaşlar görüyorsunuz ya. İlla yumurtlayacak psikopat ya. Zorla yumurtlatacak kendini. Öyle bir manyak olur arkadaşlar. Bu da benim yavrum. Bize doğru olan görüyorsunuz. Kafayı masaya açıyor. Arkadaşındaki kardeşi. Abla kardeş takılıyorlar. Bu sarıyı da spangalı da çalıştıracağım. Sarı spangalı. Yeşil gibi daha çok ama onu da çalıştıracağım inşallah. Şöyle bütün dişilerimiz burada arkadaşlar. Dinlenmeye gitti. Kendi yavrum görüyorsunuz en sondaki. Bakalım kuşlarımız dinlenmede şu an 15 gün boyunca yatacaklar. 15 gün sonunda tekrardan eşe atılacaklar. Allah utandırmasın inşallah bol yavru alırız. 15 gün sonra kızımız da sahneye çıkacak yetiştirsin kızı. Bakalım sahnelerde inşallah yerini alırız zaman neler olacak ben de merak ediyorum. Yani baya merak ediyorum inşallah güzel şeyler olur diyorum. Sonracığıma şöyle geçelim arkadaşlar yavru salmasına. Oğlumuzu görüyorsunuz. O spangle'ı bu oğlumuza atacağım zaten sarı zorlu. Cesini onu atacağım. Şöyle bir tane mavişimiz var. Yeme düşen. Güzel bir erkek oğlumuz. Bu sarı yüz arkadaşlar. Satılık değil bilginiz olsun. Şu mavişi bir vereceğim ama isteyen arkadaşlar olsun. Boşuna Rainbow'da vereceğim arkadaşlar. Yavru da bunu anlıyorsunuz. İsteyen kişilere gönderebilirim. Allah nasip ederse bir dahaki videomuz inşallah. Kuşlarımıza hem güzel bir tanıtım videosu çekerim. Tanıtım derken yani kimi ne yaptık, ne ettik, ne oldu, ne bitti. Durumları, yavruları gösteririm. Onları şu an bilerek göstermiyorum ki nazar değmesin arkadaşlar. Ben böyle şeylere çok inanıyorum. Jet babayı görüyorsunuz. Kendine yavaş yavaş geliyor. Biraz kahraman içine kaldı ama evin oluşunu da görüyorsunuz. Kızıştırıyorum burada hepsini. Biraz da dinlendiriyorum kendilerine gelsinler diye. Anlatmak istediklerim buydu arkadaşlar. Zaten şu Baybars babanın yavrusu. Şu arkadaşlar görüyorsunuz bakın burada. Güzel işler olacak inşallah. Edward babanın yavrusu. Arkadaki zaten Baybars babanın. Michel Reis'in. Karışık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.